Kur'an-ı Kerim'in Araf suresinin 19. ayeti kerimesi ve Kur'an-ı Kerim'in Taha suresinin 117. ayeti kerimesine baktığımızda Allah Celle Celaluhu'nun ilk insana iki şeyi öğrettiğini görüyoruz. O da nedir? Bir, Allah Celle Celaluhu ilk insana neyi yememesi gerektiğini öğretiyor. İki, Allah Celle Celaluhu ilk insana düşmanının kim olduğunu öğretiyor. Bu Rabbimizin insana verdiği ilk eğitimdir. Bu Rabbimizin bir bilgilendirmesidir. Allah Celle Celaluhu sanki günümüz annelerine, babalarına, eğitimcilerine bir yol gösteriyor. Evet, günümüz annelerinin, babalarının, eğitimcilerinin öğreteceği iki madde işte budur. Allah Celle Celaluhu'nun ilk insanı öğrettiği şeydir. Günümüz annelerinin, babalarının, eğitimcilerinin insanlara öğreteceği iki madde, bir, neyi yemeyecekler, iki, düşmanları kim? Biraz daha açalım mevzuyu. Dedi ki, eğitimde ilk iş, ilk öğrenilmesi, öğretilmesi gereken insan neyi yemeyecek? Annenin, babanın evladına ilk öğreteceği şey neyi yemeyecek? Kıymetli cemaatim ismim, bunun altına birçok kalem giriyor. Neyi yemeyeceğini öğretmenin altına birçok kalem, birçok madde giriyor. Ne gibi? Kul hakkı yememeyi öğretecek. Bu da bir yemek değil mi? Haksız kazanç yememeyi öğretecek. Devlet malını cebe indirmek suretiyle yememeyi öğretecek. Rüşvet yememeyi öğretecek. Bunlara bu kalemin altına girmiyor mu? Parasını en iyi şekilde yapma sözü verip sonra işi dandik yapmak suretiyle haram yememeyi öğretecek. Haram yeme meselesinde yemek sadece boğazdan geçen olaraktan algılanmaz. Gözüyle haram da yenilebileceğini, yememesi gerektiğini, kulağıyla haram yenilebileceğini, ondan sonra diliyle haram yenilebileceğini, yememesi gerektiğini öğretecek. Bunlar birer yemektir. Sonra cinsel uzuvlarla haram yememeyi, yetimin hakkını yememeyi, anne baba hakkını yememeyi, bir eşinin, bir erkeğin kadının üzerindeki haklarının erkek tarafından yenmemesini, bir kadının erkek üzerindeki haklarının, bir erkeğin kadın üzerindeki haklarının yenmemesi gerektiğini, komşu hakkının yenmemesi gerektiğini öğretmek de bu kabildendir. Bu da bir yemektir. İşçiye patronun hakkını yememeyi, patrona işin hakkını yememeyi, adalet dağıtanlara milletin hakkını yememeyi, misalleri çoğaltmak mümkün. Yahu sadece şu mesele bugün eğitim sisteminde, okullarda anlatılsa mesele tamam ya. Bizim zaten toplumun bütün sıkıntısı bu değil mi? Toplumların sıkıntısı bu. Sadece şu yenmeyecek meseleler üzerinde okullar okutulsa, yenmeyecek meseleleri anneler, babalar, evlatlarına anlatsa, yavrum yemeyeceğin şeyler budur dese olay bitti ya. Olay bitti. Evet. Allah Celle Celaluhu Adem Aleyhisselam'a birinci öğrettiği neydi? Ne yememesi gerektiği. İkinci öğrettiği neydi? Düşmanının kim olduğu. Evet. Annelerin, babaların, eğitimcilerin öğretmesi gerektiği ikinci şey de düşmanının kim olduğu. Kimler düşmanımızdır? Anne baba evladına, eğitimci talebelerine haramın düşmanımız olduğunu, şeytanın düşmanımız olduğunu, nefsi emmarenin düşmanımız olduğunu, ahlaksızlığın düşmanımız olduğunu, gayrimeşru şehvetin düşmanımız olduğunu, gıybetin, gururun, hasedin, iskinin, zinanın düşmanımız olduğunu, şükürsüz malın düşmanımız olduğunu, efendime söyleyeyim, ahlakı eriten zenginliğin düşmanımız olduğunu, ibadetsiz hayatın düşmanımız olduğunu, sabaha kaldırmayan uykunun düşmanımız olduğunu, haram ve helale dikkat edilmeyen kazancın düşmanımız olduğunu, israfın düşmanımız olduğunu, sürekli tüketme arzusunun düşmanımız olduğunu, tevekkülsüzlüğün düşmanımız olduğunu öğretirse zaten toplumdaki mesele oldu. Sadece iki şey. Vazifemiz iki şey. Etrafımızdakilere, evlatlarımıza, dostlarımıza öğreteceğimiz iki şey. Neyi yemeyecek ve düşmanı kimdir? Allah Celle Celaluhu ilk insana da
bunu öğretmişti. Kur'an-ı Kerim'in beyanı ile.